Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş ve toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmış bulunmaktadır. Bu şiddet eylemlerinde şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuya ısrarla dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her durumda karşılaştığımız umursamazlık ve eylemsizlik şeklindeki anlaşılmaz tutum şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai bünyede getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Eğitim çalışanlarına kasten yaralama, hakaret, tehdit görevi yaptırmamak gibi direnme suçlarında verilecek cezanın en az yarı oranda arttırılması, bu suçlara karşı verilen hapis cezalarının ertelenmemesi, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayılması, bu suçların failleri hakkında kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi hükümlerinin uygulanması, özel öğretim kurumlarının personelinin bu suçların mağduru olmaları halinde kamu görevlileri sayılması, kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması konusu mutlaka ve ivedilikle meslek kanunu kapsamına dahil edilerek yürürlüğe konulmalıdır. Dün işte öğrencimiz çocuğun, yani bize saldıran velinin çocuğu koridorda düştü. Ona ambulans çağırdı. İşte aileyi aradı müdür yardımcısı arkadaş. Ona söyledi ki işte gelin çocuğunuzu hastaneye gönderiyoruz. O da gelemeyeceğini söyledi. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa bindirdik. Öğrencimizi hastaneye gönderdik. Hastanede işte gerekli tetkik, tedavi neyse işte yapıldı. Ama o arada veli yanında birisiyle, artık kim olduğunu bilmediğim birisiyle odama geldi. Odamda işte küfretmeye falan, hakaret etmeye başladılar. Sonra hizmetli arkadaşım, işte güvenlikçi arkadaşım odadaydılar. Onlara saldıracaklar. Ben de tekrar şey yapınca cebinden kocaman kalın bir zincir hazırlıklı gelmiş. Ucunda kocaman bir kilit işte mevcut. Onunla bize sallamaya, vurmaya başladı. İşte biz de kendimizi koruduk. Koridorda işte bir itiş kakış. Sonra da kaçtılar. Adli işlemler veya emniyet tarafından gerekli işlemler devam ettiriliyor. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet. Teşekkür ederiz.